بسم الله الرحمن الرحيم. Allama Zafer Ahmad Usmani El Osunan kitabında şunu dediydi. Tört mezhep imamları hakikaten doğru yol ve hidayettedir. Bir yurtta onlardan kaysi birinin mezhebi tarqalgan bolsa, onun ulamaları ve kitabları köp bolsa, ijtihod derecesi yetmegen kişi üçün öşe mezhebi ergeçlik vacib bo'ladi. Bizi yurtimizda Hanafi mezhebi tarqagan, Hanafi kitabları var, Hanafi ulamaları var. Demek mana şu yurtta yaşayan adamları için biz üçün Hanafi mezhebini ushlashlik vacib bo'ladi. Öz yurtida keng tarqalmagan ve ulamaları köp bo'lmagan mezhebga ergashish joiz emas. Mesela Hanafi mezhebi hukmron bo'lib turgan yurtta Shofiy mezhebini fatvosi bilan yurishlik to'g'ri bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki bunday holatda mazkur mezhebning barcha hukmlarini o'rganish imkoniyati bo'lmaydi. Shofiy mezhebini biladigan domlalar yo'q bizda. Buni yaxshi bilish kerak. İnşallah haqiqat bundan boshqa emas. Agar bir yurtta barcha mezheblar tarqalib mashhur bo'lgan bo'lsa, u mezheblarning ulamolari ham yetarli bo'lsa, ijtihod darajasi yetmagan kishilar uchun ana shu mezheblardan bittasini tanlasa bo'ladi. Imomning gapi tugadi. Masalan, Makka'da yashayotgan odamga to'rala mezhebni o'rganish imkoniyati bor. Bizda Hanafi mezhebimi shu bilan yurishimiz to'g'ri bo'ladi. Ve juda ko'p ixtiloflar oldi olinadi. Ko'ryapmiz ukalar. Mana shu mazhabda aytilgan so'zlarga teskari ish qilayotgan ukalarimiz qanaqa muammo qilayotganini keladi bilmayapsizlar o'zingizlar, jon ukalar. Mana imom salom bergandan keyin gum 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 tepalab chiqib ketyapsizlar. Al muslimu fil masjidi kassamaki fil ma deganlar Rasululloh. Hadis bo'lsanglar. Musulmon masjidda o'zini suvdagi balig'dek his qiladi. Balig' chiqqisi keladimi suvdan, suvdan. Val munafiq fil masjidi kal usfur fil qafas deganlar Rasululloh. Munofiq odam masjidda qafasga tushib qolgan qushdek o'zini istirobda chekadi. So'raylar o'zingizlarda masjidda qanaqa his qilyapsizlar o'zingizlarda? Surashni ish chiqib qolgan bo'lsa mayli, biz zarur narsa bo'lsa bir narsa demaymiz. Lekin chiqib ketayotganlarning hammasini ham bunaqa bir uzri yo'q-da. Kim o'rgatdi? Sizlarga shart masjid tepalab chiqib ketishdi odamlar. Biz ota bobolarimiz shuna qilganmi? Eng kamida beodoblik bu. Nazardan qolish degani bu. Mashhur alloma Abdul Hayy al-Aknaviy hazratlari o'zlarining Majmuatul Fatova kitobida Shoh Valiulloh Dehlaviyning quyidagi so'zini keltirganlar. Valiulloh Dehlaviyning so'zi. Hindiston va Movarounnahr yurtlarida Shofiylar ham, Hanbalilarning ham, Malikiylarning ham mazhabi tarqalmagan. Boshqa mazhab kitoblari ham yetib kelmagan. Shuning uchun ushbu diyorlarda yashovchi ijtihod darajasi yetmagan kimsalarga Abu Hanifa mazhabi ergashishlik vojib bo'ladi. Makka mukarrama va Madina munavvarada yashovchi kimsalarga unday emas. U yerda hamma mazhabni topish iloji bor. Imom Shofiyning so'zi bor. Bir mazhab bir yurtda, bir mintaqada hukmron bo'lib turgan bo'lsa bu yurtga boshqa mazhabning fatvosini olib kelishlik xato degan. Imom Shofiyning o'zini so'zi. O'zi nima qilgan? Kofaga kelib Abu Hanifaning masjidda namoz o'qiganida o'zi mazhab boshi bo'lib turib, Shofiy mazhabining imomi bo'lib turib, Hanafi mazhabi bo'yicha namoz o'qidi. Shunda shogirdlari: "Ey imom, mazhabingizni o'zgartirdingizmi?" deganda, "Yo'q" dedi. Balki bu mana shu maqomning egasiga bo'lgan hurmatdir. Ya Alloh, qanaqa insofli odamlar bo'lgan-a? Demak, biz yurtimizda Abu Hanifaning mazhabi keng tarqalgan ekan. Ota bobolarimiz mana shu mazhabda yashab kelgan ekan. Shuning uchun siz bilan biz mana shu mazhabda turishligimiz turgan bitgani foyda bo'ladi. Afsus bo'lsinki, mana shunday bir butun ummat e'tirof qilib turgan mazhablardan ayrim bir birodarlarimiz yuz o'girib, o'zicha bir ikkita hadisda ma'nosini bilib olgan bo'lib, men o'zim Qur'on va hadisdan hukm olaman. Men mazhabga ergashmayman, hadisga amal qilaman deb da'vo qiladi. Bilmaydiki, mana shu hadis imom sultoni bo'lgan, minglagan hadisni bilgan ulamolar mazhabda yurishgan. Mana shu mazhab kerak emas, hadis bilan oyat bizga, oyat va hadis yetadi degan ukalarimizning katta xatosi nimada? Ilmsizligida. Nima deyotganligini bilmaganligida. Hadis turganda mazhabning nima keragi bor? Mana judayam bir dolzarb savol. Hadis turibdi. Nima qilamiz mazhabni?
Mesela İmam Malik'i de alıyor, biraderler. Özünü devredeki en yirik muhaddis alimlerden bugün. Uzatlı Muvatta kitabı Sihah Sitten'in bittesi buluştukken namzat edin. İmam Malik Muvatta'nı yazıp koyup durup mezhab ne gerek var? Hadis özü yeterdi demek ya. Belki Maliki mezhabı ne demek iken? Maliki mezhabı esas sayın. İmam Ahmed bin Hanbel ne alıyorduk? İmam Ahmed bin Hanbel ilmi radalar hadis ilminin ummanı boyan, akiyen boyan kişi. O kişinin Musnad kitabı hadis kitaplanışındaki en mütebarı buladı. İmam Ahmed ne 750 minde hadiste yakışıda vurganıp çıktım. İçi de 40 milyonu tanla bağlıp Musnad kitabını yazdım. 50 milyonu fikri gerek yok. Hadis yeterli demeken. Aksinçe bana şu hadis ilminin sultanı boyan adamlar özleri Hanbali mezhabının makılda asasçısı buldu. Kareyle. Hadis ilminde 750 milyon hadisi bilgen adam, 40 milyonun acilatı olan adam fıkhı türketi yaptı. Fakih bol yaptı. Hadis düşüp kötü olamadığı ülkeler eşit koyuyorlar. Neme diyekken ilgiler, dözüyorlar. Bana şu maşgul tut fıkhı mezhabdan yine bittesinin sahibi, İmam-ı Şafii. Bu kişi hem ötkür muhaddis boyan. Hadis ilmede bu kişi Musnad namlı kitabını yazgan. Bu kişiye ben muhaddismen, Musnad kitabını yazıp koydum. Enimeki fikht gereği yok demedi. Bana çünkü hadis soru yanıp durup fakih buldu, mezhabdı, asasçısı buldu. Mezhab başımız İmam-ı Azam, muhaddislik babıda en âli derece bugün hafızlık makamı yetken. 100 milyon hadisini ısnadın yoldan bilgen adam hafız değiller. Enimeki bittiyeler kep durup ülkeler. Men 101 ming ta hadis bilaman deylar. Men Abu Hanifani gapini olmay, sizlarni gapingizni olay. İmam Zahabi, İmam Azamni, Abu Hanifa nomonimni sobitni hofizlar tabaqasida zikr qilgan. İmam Abu Hanifa ham Musnad kitobini yozgan. Demek hadis turganda mazhabni nima qilaman degan so'zga javob berdik. Siz hadis menga yetadi degan bo'lsangiz, mana shu to'ralar mazhab boshi hammasi muhaddis bo'lgan ekan. En kamida 100 ming deyilyapti, ko'pida 700 ming hadisni bilgan ulamolar, muhaddislar nima qilyapti? Mazhab tushyapti. Mana endi payg'ambarimiz davrida bo'lmagan mazhablar bizga kerak emas degan so'zni raqamlar bilan tushuntirib beraman sizlarga inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xoyrul quruni qorni, summa alladina yalunahum hadisi bor. Asrlarning 100 yilliklarning eng yaxshisi meni asrim. So'ngra undan keyingilarning asri, so'ngra undan keyingilarning asri. Mazhab kerak emas degan birodalarimiz biz avvalgi 3 asrga ergashamiz deyishadi. Agar sizlar o'sha avvalgi 3 asrlar salaflar deyiladi, ya'ni avvalgilar. 3-chi asrdan keyingilar xalaflar deyiladi, keyingilar. Demek salaflar 1-chi 3 asrda yashagan odamlar, xalaflar keyin yashagan odamlar. Agar ana shu salaf degan so'zni o'ziga nisbat qilayotgan ukalarimiz insof bo'lsa aytinglar. Mazhab 1-3 asrda paydo bo'lganmi yoki keyinmi? Abu Hanifa nomonimni sobit 80-chi hijriy yilda tug'ilib, 150-chi hijriy yilda o'tgan. Demak, u kishi 1-chi asrda tug'ilib, 2-chi asrda vafot etgan. 6 ta yoki 7 ta sahobani ko'rgan. Sahobani ko'rgan odam kim deyiladi? Biz kimga ergashyapmiz aka mazhab shoganda? Assalomu alaykum. Imom Malik 93-chi hijriy yilda tug'ilib, 179-chi hijriy yilda vafot etgan. Bu kishi ham 1-chi asrda oxirida tug'ilib, 2-chi asrda vafot etyapti. Imom Shofiy 150-chi hijriy yilda tug'ilib, 204-chi hijriy yilda o'tyapti. 2-chi asrda tug'ilib, 3-chi asrda vafot etyapti. Ahmad ibn Hanbal 164 yil tug'ilib, 241 yil vafot etgan. Demek 80-chi hijriy bilan 240-chi hijriy yil. 1-chi asr bilan 3-chi asrda o'rtasida to'rala mazhabning imomlari yashab o'tgan. Endi birodarlar, biz avvalgi salaflarga yashamiz degan paytlarda mazhab kerak emas desanglar, bu gaplar yolg'on bo'ladi. 1-3 asrga yashayotganlar bu mazhab ushaganlar bo'ladi. Ma'qulmisizlar? Sizlar aytinglar, 6-7 asrda yashagan odamlarga yashamiz desanglar, to'g'ri bo'ladi.
Halaflar gibi geçemiz deseler doğru ama salaflar gibi geçemiz demeyler. Çünkü salaf salihinler, birinci üç asırda yaşayanlar bizning mazhabimizning imomlari. Shu xronologiya ketganda men aqidani ham qo'shib qo'yaman. Imom Maturidiy 333 hijriy yilda vafot etgan. 3-chi asrda tug'ilgan, 4-chi asrda o'tgan. 333 yilda o'lgan. Imom Maturidiy 100 yil umr ko'rgan deyiladi kitoblarda. Demek 67 yil qaysi asrda yashayapti? 3-chi asrda. Bizning aqida ustozimiz qaysi davrdan ekan? İmam Aşari ham 333 yılda ötken. Assalamu aleyküm. Biz 6. 7. asır ve ondan keyingi asırdaki ulamaları yapılarımız. Ana şu 1. 2. 3. Barın ki 4. asırdaki ulamaları yapını mütebar kılıp başımızı yukarı yapmış. Ve bana şu nesana sılaki maslahat veririz. Ebu Hanifa'nın adını ile bilemiz. Kitablarını okumayız. İmam Şafii'nin adını ile bilemiz. Kitabını okumayız. Hayatı bulan tanış gelmezmiz. Allah'ın merhameti bugün bu adamlar ümmet için. Makul mu? Humrical ve nahnurical. Onlarım erkek kişi, bizim erkek kişi. Onlarım ilimli bugün, bizim ilimliyimiz. Bizi ilmimize aytarışıyla ilim. Doğru mu? O akeli akiyen bugün onlar. Ebu Hanife hakkı da etedi. İmam Şafii. Fikh ilmi de Ebu Hanife'ye adamlar bakımında değil. Mazhab boshliqlaridan biri, mana İmam Shofiy aytadi, İmam Azam haqida. Odamlarning hammalari va barcha ulamolar Qur'on hadisni tushunishda, masala ilmida Abu Hanifa qaramog'idagi oila a'zolaridir. Abu Hanifa rahmatullohi alayh bilan raqobat qilish darajasiga chiqqan inson yo'q, deyapti. Kim? İmam Shofiyni kelish haqida payg'ambarimizdan hadis bor. Abdul Muttolib urug'idan chiqadigan bir olim haqida gapirgan, dunyoni ilmga to'ldiradi deb. Şu kişi yapıyordu. Ebu Hanife bana rakabatlaşan adam yok diyordu. İmam Malik'imden nasıl yapıyordu? İmam Azam'ın oğulları şunu yapıyordu ki, men hadis ilmini bilişte, Cenab-ı Resulullah'ın ahiriye hadislerini yetkizişte ve en sahih hadislerini anlayıp yetişte, İmam Azam'ın yokuşurken başka insanı üretmedim. Kimler bu haberi yaptı bu kişiye? Mezhab başılar. Zar kadrige? Zar kadrige zargar yeter. İmam Azam yoksa yani bronta bir adamını üçretmeden devletlerde İmam Malik rahmetullahi aleyh. İmam Azam'ı özüge İmam Malik ustaz da bilgen buradalar. Hazretkündeki Müslümanların yarımadan köprü kısmı aynı Ebu Hanife Numan'ın sahabetinin mezhabıdır. Yani siz bilen bizim mezhabımızda. Bana şimdi mezhab gereğmez, mezhab sistem yaşasa bunu uğradı deyken yap var. Neyseler ki bütün ümmet, ahli sünnet ve cemaat etrafı giden ulamalarını ayrımların adlarını oku veremem. Hamasi mezhab şu geneken. Hamasi mezhab. İmam-ı Tahavi, Hanafi mezhabı da. Ebu'l-Ay Semerkandi, Ebu'l-Mu'in Nesafi, Ebu Mansur Maturidi, Mulla Ali Qari, İmam-ı Salaksi, bu Hanafi ulamalar. Cüldü katta spiske var. Şafii mezhabını gireyim. İbn-i Hibban, İbn-i Asakir, İbn-i Kesir, İmam-ı Nevavi, İbn-i Cezari, İbn-i Hacer Haytami, Kutbuddin Nisaburi, Salahuddin Ayyubi'nin ustaz. İmam Subiki, Fahreddin Razi, İmam Bayhaqi, Cürcani. Bunlar Şafii mezhabı vekiller. Ekele bu spiskenin cüdeyen uzağa okuşu mümkün. Lekin sizlerge ayrımlarına ayeti verdim ki, namı tanılgen, bizi kulağımızda adetlerini koygen, ulamaların ismini ayettim. Yine bana tarihi şahsları kaladiyen bu ses Salahuddin Ayyubi. Damlas kaç mezhab dedikken? Muhammed Fatih. Et bitmesen bu miktar dinlersen. Letuftahannel Konstantiniyyatu dedi Resulullah. Bizim mezhabımız hakkında peygamberimizin başaratı var. Bizim akidemiz hakkında peygamberimizin başaratı var. Hadis var. Maturidi Hanafiyye. Peygamberimiz ettiler. Letuftahannel Konstantiniyye. Konstantinopol elbette fatih kılınadı. Konstantinopol albatta fatih qilinadi. Ne kadar zor amir u amir, ne kadar zor koşun u koşun. 800 yıldan keyin bu hadis ro'yob ketishdi. Sahobalar olishmadi, tobeinlar olishmadi. Bir necha marta musulmonlar katta qo'shin bilan borib Konstantinopolni, hozirgi Istanbulni ola olmadi. Lekin Imom Muhammad Fatih Mehmet Sultan 2. oldi. Savol. Qaysi mazhabda bo'lgan?
Hanefi mezhebi. Kaç akidede bugün? Assalamu aleyküm. Ulamalarının İza sahhal hadisu fahuva mezhebi sözüge geldik. Eğer hadis sahih olsa demek o benim mezhebimdir. Bana şu Turtala mezhebinin imamları itiraf kıyan, bana şu sözünü ekken. Bana şu sözünü Turtala mezhebinin imamları ekken. Eğer hadis sahih buladığım olsa o benim mezhebimdir. Bana şu yapını peş kılıp zamanımızdaki ayrım adamlar açıdı ki aslında mezheplerine takılık kılış mümkünmez. Hadislerge amal kılışlı gerek. Şunun için mezhep imamları öz sözlerini takılıp hadiske amal kılışını büyürgenler. Her bir insan hadislerini okup onlara amal kılış gerek. Mezhep ahli bitken fikhi manbalarını örgenişi onlardaki fatvalarına amal kılışı mümkün emez değişken. Ve buralarlar eğer hadis sahih bulabiliyemezse o benim mezhebim degeni beni yapımı omeyler degenemez. Mezhep başlarının bu gapları mezhep dairesindeki müştahitlerge aytilingen avam halkamaz. İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhine şagitlerden bugün müştahit adamlarge aytilingen bugün. Hiç kim biz düşünmez. Eğer hadis sahih olsa beni yapımı taşıp hadis dalilere degen müştahit özünü şagitlerge aytilingen. Sıla bilen biz gelmez. Ama biz bilemez mi sahihini? Şu bilen bir gel, mezhep başının malum bir hadiske amal kımagani bulsa, sababı var. Öşe hadisinin mansuh bulgani buluşu mümkün sabab. Ya ki bir masalaya haslap aytilgani buluşu mümkün. Ya ki başkaça bir tavili varlık için. Çünkü o şeken sabablar göre, mezhep başlarına dalilleri, dalil istimbatı bulgani. Şimdi, bunun gibi bir misal getirişimiz mümkün. Bir hadiste olmayan bir imam. Ya ki eşitmeyen onu. Bunun gibi misal tarikası da, İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhinin şagirdlerden biri Abu Musa ibn al-Carud, Abu'l-Carud rahimahullah'ını İmam-ı Şafii'ye getken "Aftar al-Hacimi vel-Mahcum" "Kan aldırgen hem, kan agen hem, rozası açıladı" degen sahih hadisli varlığına etti. Ve İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh nime üçün bu hadiske amal kımagen hakkında soruyordu da İmam mazkur hadisinin sahih ekenini bilişine ait durup bırak onun mansuh bulgenini delillerden körsetken ana şu sebeple bu hadiske amal kıma geldiğine aitti. Demek bu hadisini nas kıyan, hükümünü bekar kıyan başka hadis var idiyken. Siz 1, 2, 3, 4 tükatı dolayı çıkarırsınız 4, 5, 6 yan var iken. Makul mu? Çünkü bir tanesini eşitip durup hüküm çıkarışlık gerekmez. İmamlar malum bir hadisini teşekkür etken bunun albette bunun arkasında sebebi var. Demek hadis sahih bulabiliyen olsa, öşü benim ashabım degen söz, hemen delillerini örgülenip çıkışlıkça, kurbiyet adıgan, müştahit adamlar üçün, siz bilen biz üçünmez. Fikri mezhabge amal kılıç, hadisini koyup buranın fikriye yürüyüş degenemez. Siz Resulullah geri geçersin mi? Ya ki Ebu Hanife geldin mi? Göre ki bu soru bilen, Resulullah geri geçse, Ebu Hanife geri geçmesine gerek. Abu Hanife geri geçse Resulullah geri geçmeyken deyip okuladı. Şu adam geytemiz. Siz oştanısınız, Hristiyan'da durmuşsunuz hazır. Yok. Sıra oştanısınızlar, hazır Hristiyan'da mısınızlar? Yok. Göğe ki oş başka, Hristiyan başka değil de. Göre yapsın ama logik yani. Buradalık oş degeni bu Kırgızistan degeni. Kırgızistan degeni memlekette oş şehir var degeni. Abu Hanife'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı koyardı. Bu kanaka falsafa buradalar. Avvalki 3 asırdaki nasıl geri yaşamızdaki buradalarımız bana gördük Ebu Hanife kaça yaşayken. Birinci, ikinci asırda yaşayken. Sahabalarını görgenken. Tabiin. Buradalar peygamberimizi zamanında cüda yakın yaşayken Ebu Hanife buladı. Binaların pakize zamanıdır. Binaların adamların pakizedir bizden göre. Ebu Hanife geri geçti degeni Resulullah geri geçmedi degenimez. Aksinçe Resulullah'ın kaldırgan ilmini Ebu Hanife'nin mektebi arkalı örgendi degeni. İmam-ı Şafii mezhebi de tur degeni Resulullah'ın şeriatını İmam-ı Şafii'nin mektebi de örgendi degeni. Düşündüyle mi? Mesela ki bunu tekrar etmem. Oş Bişke yoludaki Vısakı Voltnik Tok'ta 10 bin kilovat var. Uniyem atı tok, bana o razetkede yatıyam tok. Ana şu 10 kilovat, 10 bin kilovat tok. Bağırıp durup bitti transformatör gekiradı. Paseyada, 380 boladı. Bitti transformatör.
U Hüseyin oldu deyip oturup bizim mahallemize gelip bir de transformatörge kiradı, 220 boladı. Keyin tifalı çoğu kaynatı alıyorsunuz. Keyin cihaz işleti alıyorsunuz. Ana şu transformatörler, maskaplı rakalar. Eğer primo çıkamam deseniz, toşunu küyüp getersiniz. Makul mu? Şunu deyken buradalar, Kur'an'da hadisinin sanatı bulan toluk, yok bilmeyen adam, milyen hadislerini bilgen, hamma cihatını sinçkiler o'rganib çıkan muhaddis, müştahit fakihlerden özümüzü yukarı koymayalım. Bunu onunla hadis ilmini o'rganaylik, fikhini çukura o'rganaylik. Ana şunlar da hemen nasıl onunla geçişer. Kulasa kıladiyen bozuyor buradalar, Müslümanların birliği, ibadetinin mükemmelliği, cemiyatı tinçliği için yurtumuz min yıldan beri amal kıp gelirken Hanafi mezhabını mahkem işleyelim buradalar. Çünkü bu cüdekette fayda var, cüdekette bir hayriyetler var. Bundan uzak bol işleyse müşküleler var. Bana müştahit, mukallid degen söz var. Müştahit eşitlik. Kitab-ı sünnetten müstakil ravışta içtihat kılıp hüküm çıkarışlık derecesindeki oğlum. Buna kadar zamanasında köp olmuyor. Bitti, kitap, barın beşte bunlar. Cüdeyen bir uluğ mertebe ilim değil. İlim mukallid değiller. Mukallid kim? Ana şu müştahidinde yolu gel, mezhabı yolu yeri yaşayalım. O da siz bilen biz. Bana şu ayetinin genelde malum buladı ki taklit hem törkül buladı. Mukallid hem törkül buladı. Siz bilen biz törkül buladı. Birincisi, Kur'an ve sünnetle tola düşünmeyken, onun ilimlerini çukur egellemeken avam halkını taklidi. Bizi taklidimiz. İkinci türü mukallidine. İçtihat kılıç derecesi yetmeyen, lakin Kur'an ve sünnet ilimlerini biliş dairesi keng bulgen, öz mezhabını yakşı bilgen, mahir ustaz kolada uzak yıl fikh ve fatva bulan şugullengen alimnin taklidi. Bu alim de taklidi. Üçüncüsü, mezhab içindeki müştahidin taklidi. Bir mezhabda özü müştahid. Bu yan taklid, mukallid hesablanadı. Dörtüncüsü, müştahidi mutlak. Mutlak müştahidin taklidi. O müstakil ravişte Kur'an ve sünnetten şerif hükümlerinde istinbat kılığa alış melekesi yiyen. Şu adamın mukallid. Telfik. Ne var o? Telfik ne var? Telfik, doğru ki yiyen mezhaptan bitti bittiden fatva bab kitabı yanadır. Bir mezhap yer geçkenden ki başkası götüp geçişi mümkünmez bu adamlar. Çünkü savol tuğuladı. Ne mümkün bir payette özü de tuttu mezhap yeri yaşıp onlardan halıgen hükümlü apket oluşturduk mümkünmez. O halıki törele mezhap hem doğru yok. Bunun asası sebep şu ki eğer bir kişiye bu mezhaplardan halıgen bittesini sözüge, halıgen payette amal kılışge ruhsat verilse öşe insan bu işine şeriatın asası bulgen delillerge asaslarını bilmez. Belki havai nefsine yeri yaşıp özünü faydası işleyende şahsi menfaatini oylayıp bu işin amalga aşırıdı. Şeriatı ruhsat belirgeni göçüde hırgıyakeni yok. Özünün nafsını köyü gekeri bir hırgıyaptı. Yani bir mezhabge köyde bayan kılıngan hükümge özünün faydası ki işler türgen de amal kıla diyor. Zararı ki işleyen de ise terk kılıp havai nafsı ki mas boygen başka mezhabda sözü girme kıladı. Amal kıladı. Bu kençelik öşe insanını dinle buzuşluğa yani doğru yoldan alışıge sabah buluyen için hem ulamalar ruhsat vermeyen. Bittesi durasanlığı. Ondan taşkarı her bitti mezhabinin fikhi meseleleri birbirine bağlı boyan. Birbirine bağlı görünüşte tüzülgen. Onların öz dairesi de amel kılınladığın özge has nizamı var. Eğer bir hüküm alınıp onge başka bir hüküm terk kılınsa bu nizam buzuladı ve her bir ulama doğru da etmeyen telfikini görüşe ekeledi. Bana bir adam namaz okudu. Şu namazın özündeki ayrım kısmı da imamlardan birinin mezhabiga taklit kıldı. Kalgan ayrım kısmı da ise ikinci imamga taklit kıldı. Şu derecede oldu ki bu namaz törele mezhabdan brantası yem toru kemiriyan oldu. Bu adam ne işi? Telfik deyildi. Bitti mezhab tutturmasından üyeden bir yerden çok işlik ya. Bir adam Hanefi mezhabı deydi. Misal indi silerge. Koludan kan çıktı. Bizim mezhab bu içe taharat buzuladı. Yani Şafii mezhabı da buzulmuyordu. Koludan kan çıktı. Şüphe etti. İmam-ı Şafii'nin mezhabı da barı odaktırıp üçün geri geçme aldı. Taharat yetmedi. Kendi namazdan çıkıp gidiyordu. Yatırdı. Bir vegan adam ayı aldı. Kolu tekip gitti. Şundan mı dedi? Benim de Ebu Hanife mezhabı da. Bilhassa Şafii mezhabı da üşese ne kılış gerek?
Tahorat qilish kerak. Nima qilyapti endi? Qon chiqqanda shofiy mazhabida. Ayol shey qo'li tegib ketsa shofiy mazhabida. To'g'ri bo'ladimi? Mana shu holatda bu odam na shofiyga, na Abu Hanifaga nima qilmadi? Akalar mumkin emas ekan. Shuni bilib qo'yinglar. Bitta mazhabni ushladingiz, oxirigacha turing. Endi buni yana bir misoli, bir odam kasal bo'lib doktorga boruvdi, mana dorini berdi. O'shi bilan keta olmasdan ikkinchi doktorga boruvdi, u ham dori berdi. Inakin ikkalasi ham dori deb turib aralashtirib oldi. Natija nima bo'ladi? Natija ayanchli bo'ladi. Chunki bitta doktorda necha yanasi bilan ketishlik kerak bo'ladi. Shayx Valiulloh Dehlavi shunday deganlar. Darsimiz oxiri. Agar bir omi inson Hind yoki Mavaron Nahrning qaysidir bir shaharida bo'lsa, u yerda na Shofiyi, na Moliki, na Hanbali olim bo'lmasa va ularning mazhablaridagi biror kitob ham bo'lmasa, unga Hanafi mazhabiga amal qilish vojib bo'ladi. O'sha mazhabdan chiqishi esa harom bo'ladi. Chunki bunday qilmasa, shariatga bo'ysunishdan chiqib ketadi. Agar u haromayinda bo'lsa, unga barcha mazhablarni o'rganish muyassar bo'lgani uchun bir so'zni gumon bilan olishi yoki avom xalqning tilidan olishi yoki mashhur bo'lmagan kitobdan olishi kifoya qilmaydi. Bu Kanzud Daqiqning sharhi Nahrul Foizda qilingan. Birodarlar, darsimizning nihoyasi shunday ekan. Bironta hadisni sanadi bilan to'liq bilmaydigan odamlar minglagan hadislarni to'liq o'rganib chiqqan, hamma jihatdan sinchiklab ko'rib chiqqan muhaddis, mujtahidlarni qo'yib o'zimizni balat olmaylik. 3-4 ta hadisning ma'nosini chalashib tushunib olib o'tgan aziz ulamolarimizga birodarlar tosh otmaylik. Buning o'rniga hadis, fiqhi kitoblarini chuqur o'rganishga harakat qilaylik. Shunda hamma narsa o'rniga tushadi. Musulmonlarning birligi, ibodatlarini komilligi, jamiyati tinchligi uchun yurtimiz musulmonlari amal qilib kelayotgan, 1000 yildan beri amal qilib kelayotgan Hanafi mazhabini mahkam ushlaydi birodarlar. Alloh azza va jalla barchamizni tinchlik ofiyatda qilsin. Yurtimiz mu'min musulmonlarini ahli inoyida yashab, mazhabimizni yaxshi o'rganib, bunga amal qilishlikka tavfiq bergan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله